Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi. Galatasaray, Palmeiras forması giyen ve Copa America'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Rios, Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın gündemine daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu menajerine iletmişti. Brezilya temsilcisinin 18 milyon euro istediği Richard Rios için sarı kırmızılıların bonuslarla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'dan Mario Pasalic hamlesi. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Cimbom'un 10 numara transferi için birçok alternatifi listesine yazdığı biliniyor. Sarı kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Pasalic, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala devre arasında İstanbul'a indirmek isteyen Galatasaray, Fırat oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasalic, 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'a dev servet. Galatasaray mağazacılık AŞ halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda. 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda. Filo'yu beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. İtalyanlar Nelson'un peşinde. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalyan ligi ekiplerinden Fiorentina'ya transfer etmek istiyor. Nelson'u tribünde izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelson için hamle yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'un satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Gustavo Hammer bombası. Galatasaray, Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hammer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hammer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sağ bekte de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hammer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Calabria hamlesi. Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elias Jelert performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un fiziksel yönden de Süper Lig için oldukça yetersiz olan 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği öğrenildi. Devre arasında kiralanması gündeme gelen Jelert'in yerine gelecek isim de belli oldu. Galatasaray ara transfer döneminde bu bölge için de devreye girecek.
İddiaya göre Serie A devi Milan'da forma giyen Davide Calabria, bu bölge için düşünülen isimlerden biri. Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria 9 gol ve 21 asiste imza attı. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar mevcut kadroda üst düzey verim aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz da yeni sözleşme konusunda anlaşan Cimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray yönetiminin takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper'in yıllık ücretini de yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı forma altında, geçen sezon tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Ligde sadece sarı kart cezalısı olduğu bir maçı kaçıran Barış, lig, kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol atıp 12 de asist yaptı. Avrupa devleri sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahancısı Gabriel Sara, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve West Ham'la Almanya'dan Borussia Dortmund sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Sara özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen Brezilyalı oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla sarı kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taliplerinin tekliflerini yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. Yunus Akgün Avrupa devlerinin kıskacında. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. İspanya'dan Atletico Madrid ve Real Betis, Almanya'dansa Eintracht Frankfurt'un Akgün için nabız yokladığı öğrenildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşulurken, kulübün bu transferden 20 milyon euro gelir beklediği ancak tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu da gelen bilgiler arasında.